Kamera kayıtları belki hala bir yerlerde duruyordur. Ulaşabiliriz. Zannetmiyorum. Yani İrem kendini suçlu gösterecek bir şeyini yasaklasın ki. Aklı olan yok eder. Peki ne yapacağız şimdi? Yani adamın ifadesi yeterli gelir mi? Zor. Yani somut bir şeyler lazım. Tanem, sen düşürme kendini. Merak da etme. Düzelecek her şey, gör bak. Şimdiden epey bir şey öğrendik değil mi? Of of of. Nedir? Ben nasıl bu olaylar falan elektrik yüklendiysem, nereye dokunsam böyle bir çarpıyor ya, elektrik çarpıyor sürekli. Ne güzel, bir bu eksikti. Benim yüzümden galiba hiç huzur bulamayacaksın. Dokunma çarpar, çarpıyor. Yani dokun da elektrik çarpıyor şu an. Ya bir tane deme öyle ya. Yani biz birlikte olalım, tamam mı? Yeter ki biz birlikte olalım. Yani bize hiçbir şey olmaz, sana hiçbir şey. Biz yeter ki birlikte olalım. Birlikte olalım. Bize hiçbir şey olmaz. Bizim aslında çok basit. Birlikte olacağız. Abla kahve ver bana, kesme. Bitireyim lafımı ya. Tamam. Gerçekten bunların hiçbirine izin vermeyeceğim ben. Yeter ki birlikte olalım. İzin vermezsin biliyorum. Yani bana bir şey olmasın ama... sen, yani senin hayatın sanki böyle hep diken üstünde olacakmışız gibi. O var maalesef. Yani Tolga veya başka biri bunu böyle habire ısıtıp ısıtıp önümüze koyabilir de. Hah işte mesela. Görüyor musun bak, süper oldu şu an zamanlama. Elektriğimi nasıl atarım diyordum. Çok güzel oldu. Görüyor musun? Ya Özgür, hayır. Lütfen. Özgür Bey. Lütfen. Özgür Bey. Bir an nasıl bir elektrik bu ya? Çok ilginç bir elektriği var biliyor musunuz? Hakikaten ilginç. Özgür, olay çıkartmak için gelmedim. Öncelikle ikinizden de özür dilerim. Serdar, bence gitsem iyi olur. Bak, bana 2 dakika izin var. Bu dünkü olay sizin düşündüğünüz gibi değil. Yardımcı olmak istiyorum. Siz her şeyi Tolga yaptı sanıyorsunuz. Öyle değil. Dünkü olayı yapan İrem. Yani bakın, İrem benim Ezgi'den çok hoşlandığımı bildiği için bunu yaptı. Ya hoşlanmışmış, sen bir ağzını topla da. Pardon. Ezgi'nin adını bir ağzına alma da sen bu kadar rahat rahat. Alma, tamam mı? Alma, tamam. Hoşlanmışmış. Tamam. Ama şunu bilin ki Tolga'nın elinde kullanmadığı dosyaları savcılığa veren İrem... bunu sadece Ezgi'nin itibarını 2 paralık etmek ve kariyerini bitirmek için yaptı. Ama İrem ortada yok. Evet, İrem ortada yok. Çünkü senin bilgisayarından gelen o maillerin İrem tarafından atıldığının güvenlik kamerası kayıtlarını buldum ben. Nasıl? Yani nereden buldun? Ya ben İrem'le zamanında ortak bir iş yaptık. Dolayısıyla ya bunu anlatmayayım gerçekten, onların başını yakmayayım, anlat. Sen bir söylesene nereden buldun? Ya patron, acaba üzümünü yiyip... ah artık ya, sürekli de dokunuyorum. Özgür, videoları size de attım. Ben zaten siz buraya gelmeden savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Keza İrem'in çalıştığı, hatta kovulduğu Ercüment Bey var, patronu. Onunla da konuştum. O da gerekli savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yani dolayısıyla İrem şu an her yerde aranıyor. Ama işin güzel yanı, Ezgi, hakkındaki bütün suçlamaları düşürdüm. Geçmiş olsun. Evet, şimdi hastaneye gidip İrem'in üstüme attığı iftirayı temizleyeceğim. Onu da çözdüm. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bakın ben ne İrem'im ne Tolga'yım. Evet yanlışlar yaptım, kabul ediyorum. Bunlar için de tekrar tekrar özür diliyorum size. Ve ikinize de mutluluklar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Elektrik şey yapıyor, elini şey yapma. Zız diye geliyor. Beğene gidiyor direkt bak. Önemli değil. Ben hemen kızlara haber vereyim. Patron çok yüklenmişsiniz. Niye bu kadar elektrik yüklenmeyi yaptınız ya? Yükseltelim burayı Pablo. Ha. Sen bir bak, barda eksik gedik var mı bir not et. Onları tamamlayalım. Ozan da mutfaktakileri bir kontrol etsin. Ezgi zaten halkla ilişkiler olarak bir iki organizasyon bir şeyler. Burayı yükseltelim abi. Yükseltelim patron. Vallahi evet yükseltelim. Doğru diyorsun. Elektrik gitti mi? Aa elektrikler gitmiş. Evet tatlım ya, hiç sorma. En kısa süren işin olmuş olabilir. Neyse çok şükür ki. Ya canım benim, sana iş mi yok? Biz zaten Cansu'yla yanına uğrayacağız, merak etme. Tamam, görüşürüz. Öpüyorum seni çok. Tanem. Efendim Cansu. Konuşabilir miyiz? Tabii ki. Sanki üstümden kocaman büyük kalktı, o kadar hafifledim ki. Aynen, benim de kuş gibi hafifledim, artık konsantre olabiliriz işlere. Evet. Ya sanki dün gece yaşananların hepsi böyle bir rüyaymış gibi değil mi? Değil mi?
Neyse Allah'tan Serdar hatasını anladı da düzeltmeye kalkıştı. Takdir ettim. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam olan o hataları yapmaz zaten. Sen yap, yap her şeyi berbat. Sonra ne o, özür dilerim. Ne güzel iş vallahi ya. Oh. Ya öyle deme. Olayların çoğu zaten adamın bilgisinin dışında gerçekleşmiş. Ayrıca hatasını anlamak da bir marifet. Marifet? Hı hı. Ben sana marifeti söyleyeyim. Marifet, asıl marifet özür dilemeye gerek bırakmamak. Marifet sevenlerin arasına girmemek, nifak sokmamak. Marifet arkadan iş çevirmemek. Ben daha sayarım da. Neyse bir tarafa bırakalım Serdar Kıllı, biz işimize bakalım. Boş ver Serdar. Hello. Hoş geldin. Hepimize geçmiş olsun. Ay evet çok şükür. Görüyor musunuz şu İrem'in yaptıklarını ya? Yolsuzlukla ilgili Serdar'a iftira atmış. Yani bize Serdar gelip hastaneden ispatlamasa bunları gerçekten hiçbir şeyden haberimiz olmamış. Ne Serdar'mış be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Ya bilmesek sütten çıkmış ak kaşık diye tutuşturacaksınız ha elimize. Yemez, yemez. Tamam, yeme. Ama şöyle düşünelim, şu an Mars retroda ya. Böyle bir ileri bir geri gittikçe falan insanı inanılmaz geriye. O yüzden hepimiz bence böyle bir... He Mars, he retro he. He Tolga'nın, İrem'in, Serdar'ın suçu yok. Bunların hiçbirinin suçu yok. Mars'ın suçu. Evet Cansu'cum, ben de yani suçu gezegenlere atma taraftarı değilim. Biz sorumluluklarımızdan kaçmayalım. Bütün suçu gezegenlere atmayalım değil mi sevgilim? Kesinlikle. Hadi biz de Deniz'in yanına gidelim. Hadi ben de selam zaten söyleyin. Çok yorduk kızcağız ya. Vallahi bundan sonra ne lazımsa yanındayız yani. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Özgür Bey, acil alınacakların listesi burada. Ezgi Hanım nereye gidiyor? Yani Ezgi Hanım halkla ilişkiler, bizim halkla ilişki kurmamız lazım. Niye çıkıyor ki şu anda? Deniz'in ofisine. Yeni ofis açtılar ya. Ozan da orada zaten. Şimdi ilk günden yalnız bırakmak olmaz. Ezgi zaten bizde abi. Tamam sıkıntı yok. O kolları hemen sıvar. Özgür Bey böyle olmaz ama. Yani buraya insan akması lazım. Yani 2-3 hafta çok önemli bu işte. Özgür. Anneciğim sizin hakikaten ne işiniz var? Beni çok şaşırtıyorsunuz ya böyle zırt pırt gelerek. Aa, ne demek ne işiniz var burada oğlum? Karakolluk olmuşsunuz. Gelmese miydik yani? Anneciğim halloldu. Ezgi'nin suçsuzluğu falan ispatlandı. Bir şey yok. Hayırdır yengem, geçmiş olsun. Ezgi'yi hapse atmazlar değil mi? Ama senin ağzından da bir kere yel alsın artık ya. Yani ispatlandı. Ezgi'nin suçsuzluğu halloldu o mesele. Çözdük. Aa. Evet. Aa hayda. Biz boşuna mı geldik yani? Neyse neyse. Biz de gittik Tolga ile konuştum. Ney? Tolga ile mi konuştunuz? Bizim aramızdaki mevzulara giriyorsunuz. Niye karışıyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? O kansızı sen bilmiyor musun? Tamam oğlum telaş yapma ya. Birazcık oturduk. Öyle çok oturmadık. Hemen kalktık geldik. Esmanallah ya. Bu arkadaşım burada ne işi var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.